أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ala Resulina Muhammedin salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed Badal lakası sayfa 133 Mektup 127 En Neşrat'a göre sıralama eski basım Hulusi Bey'in fıkrasıdır Üstadı muhteremim efendim Bu mektubun mühim bir hususiyeti var O da tariki velayetsel hevhasını taşıyan ve çok ehemmiyetli bir mevzu ihtiva etmesidir Bu mektup 29. mektup 9. kısım Telviyat-ı Tisah diye ifade edilen ve tarikatın hakikatına ifade edilmiş olduğu dersi almış Hulusi abi. Onunla ilgili almış olduğu istifadeyi üstada mektup olarak yazmış. Evet. Ela inna evliya Allahu evliya Allahi la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. ayeti celilesinin bir nevi tefsiri olan bu mübarek münevver eserle. O Allah'ın veli kullananlara onlara korku yoktur. Manasındaki ayetin bir nevi tefsiri yapılmış. 29. mektup 9. kısımda. Telmiyatı Tisa Risalesi'nde. Ve Ulus abi bu dersten almış olduğu istifadeyi numaralandırarak ifade ediyor. Bu mübarek ve münevver eserle bir tarikat hoşça tarif ediliyor tarikatın hakikati hoş bir şekilde ifade edilmiş. 2. Faidesinden cüz'i fakat güzel bir misal gösteriliyor. Tarikatın faydasından örneklendirme yapılmış o eserde. 3. Velayet ve tarikatın münasebeti ve ehemmiyetleri inkar edenlerin fırkayı eden oldukları ve bu hazineyi uzmayı kapatmak, tahrip etmek, bu kevser menbaanı kurutmak isteyenlerin fiillerindeki hata yüzlerine vuruluyor. Ve bu yolda aklı başında ve insafı olanı ikna edecek delail ve misaller beyan olunuyor. Velayet ve tarikatın münasebeti ve ehemmiyeti inkar edenler. O zaman da aynı güruh var, şimdi de var. Özellikle Vehhabi meşrepli kafalar tarikatı ve velayeti inkar ediyorlar ve o hazineyi uzmayı kapatmak için, tahrip etmek için uğraşmışlar. Yani merkez ilafet olan İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyanının karşısında muhafaza ettiren İstanbul'da 500 yerde fışkıran Envar-ı Tevhid ve o merkezi İslami'deki ehli imanın mühim bir nokta istinadı o büyük camilerin arkalarındaki tekelerde. Allah Allah diyenlerin kuvveti imanileri, varifet ilahiyeden gelen bir muhabbet i ruhaniyle cuşu uğruşlarıdır. İstanbul'u muhafaza etmiş diyor. Fatih'te yaklaşık 5 kusur tane cami var ve çoğu caminin hemen yanında tekke varmış. Tabi dejenerasyonla ve kasti olaraktan yani tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla beraber bütün o tarikat yolları, tarikat menbaaları kapatılmış ve insanların kuvve-i manevisi kırılmış manevi açıdan. Üstad da Terbiyat-ı Risalesi'nde tarikatın ve velayetin hakikatını ifade ederken tarikatların yapmış olduğu büyük hizmetleri o hizmetlerin hakikatlerini ders vermiş. Terbiyat-ı Risalesi'nde. 4. Mesleki velayetin yettirene zıt vasıfları ise seyri sülukun iki meşrebi gayet sarih ve izah ve tavsif ediliyor. Mesleki velayetin yettirene zıt vasıfları yani tarikat ve hakikat yolunun birbirine zıt olan vasıfları içerisinde seyri sülük noktası. Mesela seyri sülük meşrebi tarikatların bazılarında yine farklı uygulamalarla yol alınmış. Onun da farkını izah ediliyor Terimiyat-ı Fisal Risalesi'nde. 5. vahdet Vücut ve Vahdet-i Şuhud meşrebiyle bundaki mühim varta beyan olunuyor. Ve tarikatların içerisinde veyahut da meşreplerin içerisinde çok böyle geniş ve aynı zamanda çok tehlikeli olan bir vahdet Vücut meşrebi var. Muhittin Arabi Hazretleri ile müsemma olmuş olan bu meşrebin içerisindeki varta da bu Risale'de beyan edilmiş. 6. Velayet yolları içinde en güzelinin sünnet-i seneye ittiba olduğu velayet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası ihlas olduğu, ve dünyanın darül hikmet ve darül hizmet olup dar ücret olmadığı fasih bir üslup ile takdir buyurulmuş. Demek ki velayet yollarının esası neymiş? Sünnet-i seniye en güzeli, yolları içindeki en güzel istikametli yol sünnet-i seniye ittiba. sünnet-i seniye ittiba derken buradaki sünnet-i seniye bildiğimiz zahiri sünnetlerden ziyade marifetullah'la bezenmiş olan sünnet-i seniyedir. Yoksa yani adab kısmındaki veyahut da muamelat kısmındaki sünnet-i seniyeye riayet edip tarikatın içeriğini marifetullah ile doldurmayınca sünnet iseninin zahirine takılıp o hakiki manasına uzaklaşılıyor. Bu sefer tarikat içindeki maksat ihlastan sapmayla ölçülüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Tarikatı keramet için istemeye başlıyor. Veyahut da işte şeyhindeki faniliği abartıp manayı ismiyle şeyhine bağlılık oluyor. Veyahut da farklı farklı vartaları ortaya çıkıyor. Bunun temel sebebi sünnet-i seniye kavramının içeriğinin doldurulmamasıdır yani maalesef. 7. Şeriatın şümulü, tarikat ve hakikatin maksudu bizzat hükmüne geçmemeleri iktiza ettiği. Tarikat ve hakikat maksudu bizzat hükmüne geçmemeleri iktiza ettiği. Sünnet-i seniye ve ahkam-ı şeriat haricinde bulunan ehli tarikatın iki kısım tarif ve sünnet-i seniye muhalefetleri misaliyle fehmet takrip ediliyor. 8. Tarikattaki 8 varta sayılmakta nazara dikkat celbediliyor. ediliyor. 8 varta sayılmış tarikattaki 8 Burada sünnet-i seniyye tercih etmek, işte iffat ile tarikat taasubu taşıyanların, iffat ile şurası önemli bir vartıyı okuyayım şuradan. İffat ile tarikat taasubunu taşıyanların bir kısmı adab ve evradı tarikatı sünnet-i seniyye tercih etmekle sünnete muhalefet edip sünneti terk eder. Fakat virdini bırakmaz. O suretle adab-ı şeriyeye bir lakaytlık vaziyeti gelir, varteye düşer. Burası işte bir nokta. Yani öyle bir hal oluyor ki artık tarikatın virdi sünnet senenin önüne geçiyor. Mesela marifetullah eğitimi esastır. Zikir onun takviyesidir. Ama zikir esas oluyor. Marifetullah eğitimi ikinci planda kalıyor. Bu sefer zikir merkezde oluyor. Atıyorum zikirde sayıya göre işte sayı bazlı yapıyor ki o bir hakikat ama marifetullah ile bezemeyince mesela subhanallah manasını şey işte diyor ki la ilahe illallah günde 5000 tava çekeceksin diyor. Bu bir ölçü Şimdi günde 5000 defa la ilahe illallah çekmek manası önce la ilahe illallah hakikatin içerisinin malifetullah ile doldurulması lazım. Sır burada. Yani sünnet isenin esas nedir? Kur'an-ı Kerim'in ders vermiş olduğu la ilahe yani ilah yoktur. İlla Allah vardır manasını aleminde tefekkür ile yerleştirmesi, malifetullah ile bunu anlaması lazım ki her la ilahe illallah kalbin bağlanmış olduğu bir puta vurulan darbedir diyor mesela Mesnevi'de. O zaman işte o çekilen zikir esas olmuş olur. O zaman çok güzel bir lezzet hasıl olur ama bu maalesef kolay yöntem. Maalesef tesbihle işi halletmeye çalışıyoruz. Bizim için de bu aynı şekilde geçerli. O yüzden dikkatli olmak lazım. 9. Tarikatın pek çok fevaidinden 9'u icmalen tedris buyruluyor. 9 tane faydası tarikatın çok faydası var. Mesela 9'uncusunu ben çok hoşuma gider. Bunu dua olarak da yapabiliriz. Bak diyor ki 9'da telvete Risalesi'nde seyri suluk'u kalbi ile ve mücahaydeyi ruhu ile ve telakkiyat-ı manevi ile insanı kamil olmak için çalışmak. Ne demek? Yani açıklıyor. Hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak. Yani yalnız Suri değil, yani görünüşte değil. Belki hakikati imanı, hakikati İslam'ı kazanmak. Yani şu kainat içinde bir cihette kainat mümessili olarak doğrudan doğruya kainatın Halık-ı Zülcelal'ine abdolmak muhatap olmak, dost olmak, halil olmak, aile olmak ve ahseni takvimde olduğunu göstermekle beni ademin melaike ruhaniyetini ispat etmek ve şeriatın imanı ve ameli cenahları Bak Çok önemli burası. Şeriatın imanı ve ameli cenahları. Önce iman sonra amel. Atan Kur'an ayetlerine geçiyor. İlerlediğini amenü ve amilû salihat. Der. Ama biz ne yapıyoruz? İlerleyin. Amelu ve amenu. Önce amel sonra iman koyuyoruz. Öyle olmaması lazım. İmanlı ve ameli cenahlarıyla makamata ailede uçmak ve bu dünyada saadete ebediye bakmak belki de o saadete girmektir diyor. Tarikatın hakikati bu işte. Ben bunu mesela dua olarak kullanabiliriz kendi alemimizde. Allah'ım bizi hakim mümin eyle, tam bir Müslüman olmayı nasip eyle. Suriye olarak değil, tam bir hakikat imanı, hakikat İslam'ı kazanmayı nasip eyle. Şu kainat içinde bir cetle kainatın bir mesele olarak doğrudan doğruya kainatın haliku olan sana abd olmayı, muhatap olmayı, dost olmayı, halil olmayı, aynı olmayı nasip böyle diye böyle bu dua şeklinde ara ara yapmıştım vardır. Tavsiye ederim yani. Evet heyhat bu maaliyatı, bu ali manaları layıkıyla fehme demediğim için ancak kabiliyetin nispetinde feyiz aldığımı itiraf etmek mecburiyetindeyim. Bununla beraber bu biçare, bu mübarek eserinize çok şeyler öğrettiniz. Bazı zayıf bilgilerimi takviye ettiniz. Ki Hulusi abinin geçmişte tarikat geçmişi vardır. Bir altyapısı olan birisi. Bir arayıştı zaten hayatındaki hatta bu buluşmasında daha önceki alakasında Aykası'ndaki mektupları bunu ifade etmiş. Yani böyle bir geçmişi var. Mütealalardan, musahabelerden ve bazı nasihatlardan, muhtelif meslek ve meşrep erbabıyla hasbihallerden edindiğim bazı noksan kanatları tahsih ile sağlamlaştırdınız. Allah Azze ve Celle Hazretleri dünyevi uhrevi maktub ve maksudunuzu ihsan bilhassa ümmeti merhume-i Muhammediye aleyhissalatu vesselam hakkındaki dualarınızı dergah-ı uluyetinde kabul buyursun. Hakikaten Kur'an'a ve imana hizmetten başka bir şey düşünmeyen aziz ve muhterem üstadımızı bu ümmete bağışlasın. Rıza ilahiye nail buyursun. Amin. Bu nurlu mektubu okuduğum zevatın Mektup geliyor ve hemen Hulusi abi etrafındaki insanlara okuyor bu mektubu. Ve muhtebiyetini takdir ve tasdik ettiler. Eminim ki çok istifade ettiler. Aziz müşrik üstadım, Allah için size muhabbet eden bu aciz talebenizi her vesileyle ikaz ve irşada çalışıyorsunuz. Manevi çok yüksek dersler veriyorsunuz. Fakat maddeden ve manen yakınınızda şerefi sohbetinizle müşerref ve hizmeti Kur'an'a tevfik ilahiyle çok emekleri geçen, cidden çok muhterem, çok kıymetli kardeşlerin gibi feyiz alamıyorum uzakta olmak olmasından dolayı. Çok enteresan ya. Hulusi abi gibi birinci bir tarafı üstadla fazla görüşmemiş. Görüşememiş. Mesela vekiller arasında Hulusi abinin ismi geçmiyor. Şey Hulusi abi çok geç yaşta vefat ediyor. Yani üstad vekil tayin ederken dikkat edersen vekil tayin etmiş olduğu abilerin çoğu uzun yaşamış yani birkaç tane haricinde. İşte Zübeyli abi en erken vefat eder. Ceylan abi var falan ama daha çoğunluk olarak geç vefat ediyorlar. Üstü Bayram abi hala hayatta. Allah aile uzunluğu versin inşallah. İşte Abdullah Yayın abi vesaire. Mesela neden Hulusi abiye vekalet verilmemiş Allah alem? Belki üstadın hizmet tarzı bilen ve hatta yakında olanlar Üzal'ın birebir tam ders noktasında birinci muhataba ama hizmetinde bir de şekli var. Yani bilginin yanında bir de şekil var yani. O üslup ve tarzı talebelerine birebir ders vermiş. Onlar da o ders aldıkları için Allah alem yani kendi halindeki yorum bu. Böyle bir şey var yani vekalet yok yani. Mutlak vekil veyahut da tayin edilmemiş. Tabi Hulusi abi de buna çok ciddi şekilde uzak kalmasında çok ciddi şekilde üzünleniyor ve feyiz alamadığını ifade ediyor. Bunu da isyan ve kusurumun fazlalığından ve muhitin, hadisatın beni daima nurlarla işkittigale mani olduğundan ve çok yaman nefsimin cin ve in şeytanların hücumlarından biliyor. Bu sebeple bedbahtlığımı hissediyorum. Gerçi masal olduğum yani kendi kusuru kendinde buldu. Hariçte değil. İşte yani sır burada ya. Biz olsak ya işte ondan dolayı, bundan dolayı, şundan dolayı der dururuz da kendi alemine indiriyor meseleyi ve diyor ki bunun şeyi benden kaynaklı yani. Şimdi bunun nedenini biliyor musun? Bir de tahribat az. Bunların hepsi Osmanlı görmüş. Eğitimden geçmiş. Hatta üstad öyle diyor. Ben diyor bu eserleri diyor 50 sene sonra gelecek zaman bakın siz diyor böyle olduğunuz halde bu haldesiniz diyor. Ya da 50 sene sonra insanlar ne hale gelecek diyor. Mesela şu andaki bakıyorsun sen pes pespay haldeyiz yani. Neden? Çünkü bunlar talip olmamışlar. Yani evet bir yıkım olmuş ama bunlar o aldıkları dersten ve hatta o çocuklukta almış olduğu terbiyeden muhafaza etmişler. Mesela hep söylerim ben Risale'nin dili ağırdı diyenlere Sabri abinin mektuplar okusunlar görsünler bakalım ne oluyor yani. Sabri abi mektuplarını oku. Üstad yani Sandor'un Sabri abi yazaydı kimse bir şey anlamazdı yani. Abi bir sonraki mektup sabra bir Dil dönmüyor. Gerçi masar olduğum ve yüz bin kere yazık ki şükrünü yerine getiremediğim niam ilahi hadsizdir. Fakat her gün, her saat, hatta her dakika ve saniye bu fani hayattaki nasibimin kesildiğini ihtar etmekte olmasına rağmen yine tamamen dünyadan elimi çekmekliğim mümkün olamıyor. Hazreti Kur'an'a, sevgili üstadıma çok kuvvetli merbudiyetim ve Nebi Efam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'nin getirdikleri dini mübine ve şeriata la zelze güzel imanım, mübarek doğanız da bu fakiri pürküsuru inşallah hüsranda koymaz ümidi yegane tesellimi teşkil ediyor. Bu mektubunuzda 26. sözün zeyline bahis buyurulan ve ala kadri Taqat hükmünde tevfiki harekete çalıştığım yol ki aç, fak, şefkat, tefekkür tarikıdır. Yani 26. sözün zeylinde, kader risalesinin zeylinde. Üstad Risan Nur'un hizmet metodu ve hatta hizmet yolunun ana umdelerini bu dört maddeyle ifade etmiş. Aç, fak, şefkat, tefekkür tarikıdır. Aziz ve muhterem üstadımın tarif ve tavsiye ve irşat buyurdukları kestirme, Kur'an'i ve nurani caddedir. Kestirme yollarının da meşakkatı çok olur ama bilmek lazım. Mesela çok kestirme. Bir örnek vereyim şurada. Cenab-ı Hakk'a vası olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler kullanılmamıştır. Fakat tarikatların bazısı bazısından daha kısa selametli ummetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehminle kullanılan istifade ettiğim ay fark şefkat tefekkür tarikatıdır. Letaif aşere nüfusu seba. Nahşi tarikatı nüfusu seba ile gitmiş. Kaderiler de i aşere. 10 latife ile. Orada bir seyri sülük var. Bu kadar uzun bir yolu risale metot ile 4'e indiriyor. Ama o dörde indirmesi de az ve fark nokta mesela. Çok önemli bir nokta. 90 noksan ve kusunu idrak etmek çok zor bir nokta. Aslında kısa ama zor. Çünkü ciddi bir muhalefetullah eğitimi gerektiriyor. O yüzden çok güzel kısaltmış falan diye böyle şey yapıyoruz ama aslında ciddi bir yorucu bir çalışma gerektiren bir yol yani. Kur'an'ı ve nurani bir caddedir. İnşallah bu yoldan dönmem. İnşallah bize dönmeyiz. Temenni edelim ki hiç eksilmeyen ve vazife namı altında uhdeme tevdi edilen işler bu sene doğanızla ve hayırlasıyla biraz azalır da hakiki hizmete daha az yerde çalışırım. işler de inşallah azalır da hakiki hizmete daha az yerde Yani esas hizmet neymiş? Allah yolundaki hizmetmiş. Emin Allah'ı tevfiktir Hulusi abi.